kayınvalidemin hiç gelesi yok. Müfide Sultanım tadım yapmayan baştan bir alıyor. Gerçekten tadı çok güzel. İnan ki bak. Öncelikle merhaba diyeyim de öyle bir şansımız var mı ya? Bir almaya razı mısın? Yani inan ki yani. Hayır ya. Çok güzel, sen bana güven. Hem de hayatta değişik şeyler tatmak güzel bir şey. Ben o kadar yeniliklere açık değilim ya. Değil misin? Yani ucundan bak. Of. Gerçekten sizin affınıza sığınıyorum ya. Bu kadar yapsam olmaz mı? Benim hatırım varsa sadece bir tane et at ağzına. Aa diyeceksin Nursel'cim, her gün yılan balığı yapın bana. Bak şu eti at ağzına. Bak sen Nursel'cine güven ya. Protein. Vallahi ön yargılısın ha. Ay bittim ben. Ay yok bittim ben ya. Kokusu içimde kaldı. Evet. Kokusu içimde kaldı. Yılan yılan. Ay. Vallahi titriyorum. Kokusu ekranda, içimde kaldı. Bak ekranda. Dediğin şey. Ya biz. Et löp et. Ya bana güvenip yer misin ama? Löp löp et. Sana hiç güvenmiyorum Seda. Sen yedin mi? Yedim tabii. Ha yedin. Müfide abla ben yedim. Tadı hiç kötü değil. Vallahi. Vallahi özür diliyorum. Gerçekten bugün vallahi affedin beni yani. Lütfen. Nasıl olacak? Ne yapacağız? Tamam baktım işte yani tadına baktım. Nasıl olmuş? Hadi say. Hamuru nasıl olmuş? Hamuru çıtır çıtır güzel kızarmış. Konuşamıyorum ki. Peki yılan balığı nasıl olmuş? Ay Allah'ım. İnan ki ön yargılısın. Bak kapa gözünü. Lütfen ya ne olursun bak. Bak ne olursun. Bak beni bir dinle. Allah'ını seviyorsan bak, içimde kaldı beni kokusu. Bir dinle. İçimde kaldı. Gözünü kapat. Biliyorum artık ama ben onu gösterdim. Ay bir de orada. Gözünü kapat. Allah'ım sana peki, geliyorum Nursel, Allah'ım. Peki Nursel benim ağzıma tavuk eti vereceğim. Yok kokuyor. Allah'ım sana geliyorum. Nasıl olacak? Hamuru güzel kızarmış. Kızdır fena olacaksın, yapma şöyle. Vallahi şaka yapmıyorum ama. Gerçekten iyi değilim. Hamur bunu kızarkenleri mi açtılar? Evet. Güzel açmış. Hamurunu güzel açmış. Güzel de kızartmış. Evet. Eti pişmiş mi? Tattın çünkü. Tattım evet, pişmişti. Eti haşlama galiba değil mi? Eti kavurdular benim bildiğim. Kavurma mı bu? Tabii. Evet. Çok lezzetli ya. Hamuru ben hamuruna yorum yapayım. Ben buna yorum yapamıyorum ama pişmiş mi dersen pişmiş. Evet. Güzel açmış. Tamam. Güzel de kızartmış bunu. İkinci tabağın. Bak bunun hamurunu güzel kızartamamış. Allah'ım sen yardım et. Eti pişmiş. Bu da pişmiş. Allah'ım. Hiç de ay, öyle değil ya. Tadı. Hiç de öyle değil. Ay vallahi özür diliyorum gerçekten sizden ama emin olun elimde olan bir şey değil. Eti pişmiş. Evet. Hamurunu yapamamış, hamuru olmamış. Hamura baktım. Evet. Güzel açmış, bunu da iyice yapmış ama kızarmamış yani, hamuru olmamış. Tamam. Hamuru olmamış. Biri daha çok beğendin şu an. Kızarma şekli ve hamuru evet, biri hamuru kızartma şekli daha güzel. İçi de beğendin, eti de pişmiş dedin. Üçüncü tabağın şekerim.
Havuru çok kılı bulut. Anladım. Havuru kalıt. Etin hepsi pişmiş de. Balık sevmiyor musun? Ben Karadenizliyim. Karadeniz bu arada en az balık yiyen bölgeymiş. Çok şaşırmıştım duyduğumda. Hayatım boyunca bir daha görmek istemeyeceğim bir balık türü bu. Proteini en yüksek buymuş biliyor musun? Üzerimdeki protein yeter bana ya. Vallahi fazlasıyla var zaten yeter yani. Beğenmedin bu tabağı. Hayır hayır. Onu da beğenmedim, onu da beğenmedim. Bunun da eti pişmiş. Bunun hamuru da kalın. Kızartma hamurlar. Hı hı. Hamuru hem kalın hem de bunun hamuru yağ çekmiş. İlk yediğim tabak daha hamuru fileşti. Bu yağ çekmiş hamuru. Eti de pişmiş. Hamuru olmamış yani. Bunun da olmamış hamuru. Anladım. Müfid abla. Güzelim balığı kaçırdın ya. Hayret bir şey. Yiye bile ne afiyet olsun. Kız ne güzel gelmiş önüne yılan balığı yesene. 5 buna veriyorum hamurdan dolayı. Birinci tabak 5 puan. 1. İkinci olmamış. Tabak 1 puan. O da yağ çekmişti. Bu da 1. Dördüncü tabak 1 puan. Bu yine onlara göre bir nebze daha hamuru güzel. 2 olsun bu da. Üçüncü tabak 2 puan. 5 vermek zorunda olduğum için verdim. Hamurumdan dolayı. Bugün sanırım gelinlere yazık olacak. Öyle gözüküyor. Her kayınvalide senin gibi yaparsa yandım onun ben. Onun içinde ben de varım ama. Evet. Bana da yazık oldu. 2 tane birimiz var şekerim. Gel şunu açalım. Bakalım ilk birin kime gidiyor? İlk 1 puanın... Tabak mı seni yedi, sen mi tabağı yedin bilmiyorum. Aç görelim. Nefes alamıyorum ki. Damla. Ya. Yani Müfide teyze şimdi ben seninle ne konuşacağım bilmiyorum ki. Yani bak tattım hamur. Tatmadın hamur. Hamurdan başka hiçbir şey konuşmadın. Zaten sadece. Bak bir şey söyleyeceğim. Balığa odaklandın, patateslere, bezelyelere hiç bakmadın. Şu kapağı açınca bile o gelen koku bak titriyorum. Vallahi samimi söylüyorum. Sadece gene de hani bakmak zorunda olduğum için. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakmak zorunda olduğum için hamurlarına baktım. Senin hamuruna da baktığımda yağ çekmişti gerçekten. Ama böyle bir yarışmaya geldiysek eğer burada bütün tatlar açık olmanız lazım. Ben değilmişim ya. Değilim yani. Bilmiyorum nasıl olacak. Ya şimdi işte yani bak orada yediğiniz 4 dilim şey sizi öldürmez yani değil mi? Kızım şu tamam, an... anlıyorum ama burnunuzu kapatın yiyin yani ne demek yapabiliriz? Demek ki bana göre değil o zaman yani başka bir şey diyemiyorum şu anda. Şimdi ben nasıl savunacağım da bilmiyorum zaten ki onu. Zaten hamurlara göre puanlama yaptı. Evet. Seninkine etleri, zaten etleri, kalın ve yağ çekmişti. Bütün etlerin, yani onu savun istersen. Bütün etlerin... Etler, bütün etler içindeki hepsi pişmişti. Hı hı. Hepsinden çünkü mecbur birer parça almak zorunda kaldım. Ya balık zaten, balık pişer yani. Heh. Sanki ne yedirdik yahu? Mis gibi balık, mis. Ben yedim, bayıldım. Vallahi ciddi söyle, bak tadayım, al bir tane daha. Hayır hayır, lütfen. Bak, yok yok yok. Dur yok. Kız, bakayım. Muhteşem ya. Bak, kurban olduğum tipi ay. De güzel. Ay içimden canlanıp çıkacak şimdi. Tut şekerim. Bak buz gibi oldum. Çok vallahi güzel. Vallahi şaka yapmıyorum. Ay Nursel Hanım. 2 puan verdik bu tabağa. Niye verdik biz de bilmiyoruz. Bakalım kime gitti. İki puancık kime gidiyor? Kaldır sultanım. Seda. Yani bir verdiğin kızamaz, 5 verdiğin sevinemez, havaya puan attın. Ne sevinemez? 5 verdiğin de sevinemeyecek, 1 verdiğin de üzülemeyecek, ne savunacağım? 5 verdiğim sevinsin, niye sevinemesin? Yemediğin bir tabağa 5 puan verdin yani bu da saçmalık hem de rakibe. Ya kızım ben burada nasıl yedim bilmiyor musun? Görmedin mi? Görmedik. Bir şey diyeceğim,
Yani kafasını kesip koyacak halimiz yok tabağa, değil mi? Canlı bir şey koyacak halimiz yok. Sen mesela karides yiyorsun, kalamar yiyorsun. Onlar canlıyken çok mu güzel görünüyor? Ne yiyorum ben? Kalamar, karides. Sen beni nerede gördün onları yerken? Kokoreç yiyor musun? Hayal mi görüyorsun? Kokoreç sen? Yiyorsun. E, kokoreç yiyorum evet. Kokoreç ne? Her yerden yemem ama belli bir yer vardır. Ya şimdi tamam da şu an temizliğini mi tartışıyorsun? Yani İstanbul'da sence? Tek bir yerde yerim kokoreçi. Ben onun dışında yemem. Ya tamam da sana demeseydik ki bu yılan balığı, kızlar bugün tavuk yapacaklar, işte tavuklu börek yapacaklar deseydik. Şu karşımda durmasaydı zaten belki farklı bir şey olurdu. Bir de bu koku. Yok. Ya demeselerdi, gerçekten demeselerdi sen onu ballandıra ballandıra yiyecektin. Gerçekten demeselerdi olabilirdi. Ama ya, o dendi bana, biliyorum ya, oynuyor içimde. İlk başta psikolojik olarak etkilendi evet. Zaten. Yılan. Ya Allah'ım yarabbim. Yılan. Yılan balığı bir de. Bence yılan yedirmedik size ya. Balık ya. Ya. Ya içinde ne bir kılçık var, ya bir şey var. Takıldığınız bak şeylere ya. Bakın ya. Aa, gayet bilmiyorum ya. Hayvan yani, öyle bir şey yapıyorsunuz. Çok cırladığım zaman farklı bir şey olacağından korkuyorum. Cırlayabileceğim yani bir şey yok şu an. Zor duruyorum hani, anladın? Yani bilmiyorum, izin verirler mi bana? İyi ki yahnisini yapmadık. Biz bir düşündük önce, yahnisini mi yapsak? Ay, sulu sulu. Yalvarıyorum. Daha sulu. Güzel olurdu. Ay yapmayın ne olur ya. Şunu açalım. Bu böreğimiz 5 aldı. Niye aldı onu da bilmiyoruz. Gerçekten çok tadına bakamadın. Bakalım senin yıldızın en güzel yılan balığını yapan kim? Yeşim mi Aleyna mı? Gelinini 2 verdin. Aç görelim. Yeşim. Yılanı sevdirdim size. Ha, hiç de bile yılanı falan sevdirmedim bana. Hayır yılanı falan sevdirmedim. Ya tadına bile bakmadım. Kız sus, hamuruna baktım ay, verdim. Ay vallahi bir çatal da alsanız ya da. Bir yürü git. Benim hatta ya yürü git. Yürü git. Yılan güzeldi. Ben onun hamuruna baktım sadece. Hamuruna diye verdim. Ya üzülmeyin. Bakın bugünden sonra ben de karar verdim. Evde yapıp yapıp size böreği, yahnisi, neyini istiyorsanız. Bakın çok faydalı bu arada ha. Ben de yapacağım. Yani, ya faydalı. Ben de yapacağım. Denizden balan çıksa yerim dedikleri doğru. Bu yemeği evde de yapacağım. Kime yapacaksın? Sana. Gerçekten bak tamam, kokusunu aldırmayacağım sana. Lezzetini tamam, sana yılan balığı yaptığımı da söylemeyeceğim. Oturup ballandırarak yiyeceksin. Ben seni şimdi Seda evinde de yemek yer miyim bir daha? Zaten gelmiyordum. Ha işte şimdi yer miyim ben daha senin evinde yemek? Zaten etleri köpeğe yediriyorsun. Sen köpeğine yap o yılan balığını. Yaparım da. O da yap. Bana çorbasını da çorba istiyor. Düşüyor. Çorbasını yap bak çorba. Bana da çorba düşüyor. Yılan çorbası. Ya bir şey diyeyim mi? Gerçekten yiyeceksin ve ruhun bile duymayacak. Buraya da getirip göstereceğim. Ya şurada yiyeceğin iki parça yılan, onu bile beceremedin ya. Burada ter akıtarak yemek yapmışız. Yesen ne olur, insanlar birbiri için çiğ tavuk yiyor. Pişmiş yılan balığını yemedin ya. Benim için ya. Uğraştım en azından ya burada. Uğraştığın için ben tadına baktım, puanımı verdim. Müfide sen teyze. Sen bence akşam mideni yıkat. Çorbayı beğenmiyordun ancak ya. Ancak psikolojik olarak rahatlarsın.